Herkese merhaba arkadaşlar, ben Metcan Bahar ve bugün de sizlerle beraber öğrenci evi baskını yapacağız. TLC'de sürekli görüyorum ağır yaşamlar, aşırı pintiler diye. Ben de dedim ki gariban, fukara yaşamlar diye bir seri yapayım. Etrafıma baktım, kim var? 10 kişiden 9'u zaten öyleydi. Biri bendim, zengin olan. Şaka yapıyorum arkadaşlar bu arada. Yakarsa dünyayı garipler yakar diyorum ve bunu yapıyorum. Bir oda evde 6 kişi yaşamak şarkısını Kontkar bu adamdan çaldı. Bak bir de şimdi... Bir baskın düzenleyeceğiz. Hiçbir şekilde evini toplamaya fırsatı olmayacak. Gireceğiz. Kendisi zaten burada, eve çıkarmadık hiçbir şekilde bir şeyleri düzeltmesin diye. Ne var ne yok ifşa edeceğiz. Bu seriyi beğenirseniz ve daha fazla gelmesini isterseniz like atıp yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve kanala abone olmayı da unutmayın. Hemen başlayalım. Bak. Neyim ben ya? Köpek balığı Emir var. Burada Fatih Durak var. Emir şuralara bir yere fotoğrafı koyacağım. Gözlerini mavi yapıp fotoğraf atmış. Ben mavi lens istiyorum demiş. Sen Sibirya kurdu musun be amına? Baksana şu burnu mavi lens ne? Öğrenci baskını başlasın. Binaya girdik arkadaşlar. Nasıl bir ev olduğunu anlamışsınızdır. Işık yansın diye böyle yapmamız gerekiyor. Sağ olsun. İlerliyoruz. Fatih bize evinin kapılarını açacak. Hayatımda ilk defa böyle bir şeye karşılaşıyorum. Nasıl ilk defa böyle bir şey? Kimseye evimi almadım. Tek başıma. Her yerde bir kapı var, otel gibi bina. Şunu söyleyeyim, kirası 400 lira. 400 lira mı? Yalancı dilenci ne ya? Uff, yalancı dilenci ne ya? Yanmıyor abi, yanmıyor. Belki şunu görürsen. Neyse biz eve geçelim. Evet. Evi kilitlemiyorum çünkü hiçbir tehlike arz etmiyor burada. Ghetto. Yemin ederim hani önceden girip dağıtsak bu kadar dağıtamaz. Kurgu olsa çekil. Rezilliğin tüm Türkiye'yi görsün. Şurada bir adam yatıyor. Adam yatıyor. Vurdunuz mu adama? Açılın. Açın ambulans. Ambulans. Selam veriyor ki. Kalk kalk. Akutu arayın çabuk. Arkadaşlar bu saatten sonra videonun konusu değişti. Korona nasıl olunur? Bunu göstereceğiz. Kapının kapanışına bakalım. Ayakkabı dolu. Kapıyı kapadık. Burada bizi bir dolap karşılıyor. Ne var? Bizde mahrem yok. Her şeyi açarız bu arada. Açabilirsin. Evet. Burada devrimci montu var. Bunu saklıyorsun değil mi? Bir kere marka ayakkabı aldın hayatında ve onu da saklıyor arkadaşlar. O da en ucuzunu aldım. 250 lira. Burada bir şey yok. Vallahi ev küçük. Benlik bir şey yok kanka. Püf ananı... Arkadaşlar ayakkabıları var burada ama leş. Yalan söyleme. Katıldığı lansmanlardan Fatih Dugan. Louis Vuitton, Gucci. Hepsini görüyorsunuz. Her sezon çağırıyorlar beni arkadaşlar 4 mevsim. Buradan bir şeyler çıkıyor. Dable ne alaka burada? Bunlar bozuldu da ben bunları açacaktım unuttum. Bu ne? Cici bebe. Peki niye burada? Ne bileyim sabah yemiştim. Evet monitör var orada, klavye var. Çalışıyor bu arada. RGM'i vermiş teşekkür ama bilgisayarımı kaldırmadığı için üçüncüyü Bunu buraya aldın, niye buraya geri koyuyor? Aa dur, buzdolabı var bak, beklemediğim bir şeydi bu. Koy onu yerine. Bekle. Topları sonra, sanki çok toplu. Ya nereye koyacağım, kucağımda mı taşıyayım? Ev sanki çok toplu. Abi ben göstermek istemiyorum. Buzdolabına daha yeni alışveriş yaptım. Yumurta dışında hiçbir şey yok. Var. 3 tane yağ var. Onu kullanırım bir daha. Domates var, elma. Vitamin ihtiyacı, korona. Orada da şey var, lor peyniri var, domatesin devamı var. Bir de şey, hayatımın tüm servetimi yatırdığım etler var. Yani demek ki ne arkadaşlar? Bu adam beslenmesine dikkat ediyor. Bunu gördük. Bu ne? Tavuk da var. Hem tavuk hem et. Son kullanma tarihi 1453. Osmanlı dinarıyla almış. Tamam burayı gördük. Kapan çekil mı? Ayak altından Burası şey. Oda mı bu lan? Kiler. Ya burası güzel. En son sen girdin. Ağzını. Ya sigara hizmetleri hiç düşüyor, bir şeyler oluyor. Ben yapmadım öyle bir şey. Ne anlatayım ki? Tüm öğrenciler böyle pis mi yani? Öğrenci desem o da değil. Diyor ki kanka okulum burada, o yüzden bu evi tuttum diyor. Okula ne zaman gittin sen hacı? Ayağımın altına bak. Kurban olayım, ha bu pislik ne diyor ya? Bu arada ayak fetişleri beğendi. Tüm birikimin bu değil mi? Arkadaşlar şimdi bunlar şu. Mertcan'la biz bazen çekime gittiğimiz zaman sağ olsun 5 lira bana metrobüs at diye veriyor. Ben de oradan iade alıyorum. Kartı adama veriyorum. Tek kullanımlık aldığım için güvenlik de bana bozuk para veriyor üzerine. Ya bu onları Forbes. Bitiyor. Forbes'a yakında çıkarsın. Vergi. Forbes dergisine. Bir poz ver. Ya ben çok da aşağılamak istemiyorum seni. Ben yorum yapmıyorum. Yorum yapamazsın zaten. Bak cici bebeğine. Burayı zaten bir komple çek. Burada her şeye bakmak istemiyorum ben detaylı. Özür dilerim anne. Nutkum tutuldu bakınca. Vallahi nutkum tutuldu. Çamaşır makinesi nerede? Yok.
Nazo. Bu arada arkadaşlar hani bilerek böyle yakın durmuyoruz. Ev neyse küçük. Açılsana en fazla ne yap. Koridordan iki kişi geçemiyor. Peki nerede yıkıyorsun? Utanıyorum şu an, o yüzden gülüyorum arkadaşlar. Utancımı gizlemek için yan komşumda yıkıyorum. Yan komşu. Yan komşun kadın mı? Erkek. Bunun olayı ne? Burası misafir odası. O bardak ne gece sarsan. Ya bir insan oraya niye bulaşık koyar Fatih, bu ne ben ya? Ben koymadım, gelen misafir odası. Ventilatöre bakar mısın? Bu ne ya? Gerçekten. Toz atıyor, toz atıyor. Yendir içe. Ya! Gardırop açılışı. Gardırop burada. Kanka bu burada, hatırlıyor musun? Seninle bir tatile gitmiştik. Hala duruyor. Oha, otelden çaldığım şampuan. Büyük ihtimalle hepinizin midesi bulandı ama bir de çalışma alanına bakalım. Bir masa var, bir koltuk var, bir de neyim var ki? Hepten yani. Bir bahçemiz var, bir taraf çiçek. Bu ayak kokusu nereden geliyor ya? Bundan geliyor. Yemin ederim bir haftadır aynı çorabı ben giyiyor. Ben değilim. Aşınmış. Ben bu çorabı bugün giydim, sıfır. Bu kanalda konuşma süren bu kadardı, yatabilirsin. Oo dur. Şuna değinmeden ben edemem. Tanat var. Yani buna para vereceğin kadar bir tane birini tutturup şurayı temizletemedim. Ama şöyle bir şey var, biz bir cezalı yayın yapmıştık Digin abi. Reklam yapabilir miyim? Yapamaz. Çalışma alanında görüyorsunuz ekipmanları gayet güzel. Malafat gibi şey var, mikrofon. Ha bu pislik nedir diyoruz. Sanki kendisi çok farklı. Haydi. Şunu alana kadar daha güzel bir hayat yaşayabilir. Bu evde amın şey gibi öleceksin. Burada misafir gelirse oyun oynamak için. Pes atıyor. Atalım mı pes? Ha niye atalım? Karı kız tavlamak için bunu yapmış. Sen gördüğün her şeyi niye karı kız tavlamak için düşünüyorsun? Be. Nasıl ne alaka? Demek Sema, sen olmasan eve koyduğu her şeyi karı kız tavlamak için koyacak. Sema olmasaydı ben böyle bir evde değil villada otururdum. Ne alaka? Sema mı yiyor senin paranı? Hayır aşkım öyle değil, pardon. Serinlemesi için bir klima var, bir klima sistemi var. Koltuk, X-Drive. Bu arada Fatih abi, yıllardır senin olan bir ayarımız var. Bir tane X-Drive yollamadın ya. Allah razı olsun. Bu şey niye çöküyor oturunca? Baksana. Amortisörü bozuldu. Kıracaksın. Yamuk oturuyorum. Bu ne ya? Jilet Ahmet sevdiğimiz bir adamdı ama biraz da yamuk oturdu. Ne oluyor lan? Mesela diyelim ki bugün 3 kişi misafir geldi. Nerede yatıyorlar? Gel Caner. Kaç kişi geliyor mesela? Biz 6 kişi geldik. 6 kişi, geç Caner. Yan yat abi. Böyle yatar mısın demek? Ceni pozisyonunda. Kanka şu, bak 3 değil mi? Buraya da bir kişiye de 4. Buraya da 2 yatıyor. 5, 6 şu. Altı. Gerçekten yatabiliyor o zaman. Bu ne lan, seks çubuğu mu? Marpuçtan koptu. Nargile içiyorum da. Ya marpuçu ben sinirden kopartmıştım geçen gün. Oradan kalma arkadaşlar. Ben nargile içiyorum, yapayım. Karı kız gelsin. Sen de onları yine cezalandır. Seni piç çocuk seni. Işıklandırma güzel. Şurada sinek ölülerini görebiliyorsunuz. Onlar benim totemim. Yani ben eğer kötü bir şey hissettiğim zaman onlar orada canlanıp... Şu ne? O neydi? Ya hayır ya. Ne bu? Çek şişeyi. Ya sen bunu bu şekilde mi çözdün? Aynen. Ya öyle bir çözüm üretmiştim kendime. Aa pizza kutusu var yanında da. Elim yağlanıyor ya pizza yerken, siliyorum. Şimdi anlamadım. Evde seks çubuğu var. Bu var. İki tane kol almışsın. O eve karı atılıyor galiba. Hayır. Şimdi arkadaşlar evli gibi olduğum için hani adamı sorguluyor. Manzarayı gösterelim. En iyi manzara bende mi? Allah belanı versin. İstanbul ayaklarımızın altında ya. İstanbul şu anda ayağımın altında. Kız Kulesi. Bu sinekliğin amacını da anlamadım. Sinek buradan giremiyor mu? Kapısı yani komple söksün. Gerizekalı kiracıyım ben burada. Kiracıysan 10 liralık sinekliği mi dert edecek? Tüm evin duvara bak. Bir çeksen duvar. Onu ben yapmadım. Emlakçı şu duvarları dert etmeyecek. Şu sikkı sinekliği mi dert edecek? Aa, Fatih duvar kışkırtma. Manta yapıştırmışlar yazık. Ama niye yıkıyorsun? Nefes alalım be oğlum. Yoruldum ya, geç mi? Ay ananız. Kapitalist sisteme atıyorum ben bu çatı. Bak oğlum gerizekalı. Uğur erkek kuaförü görüyor bakalım. Ellerini görebilirsiniz. Eve giren korona olmadan çıkmıyor arkadaşlar. Korona olma garantili ev. Bu ne? Bilmiyorum, geçen tatile gittiğimde gözümüze çarpmış. Dedim belki trilyoner olurum diye almış bir boka yaramaz. Hayır ciddi diyorum, o ne? Şans getirsin ya. Şans getirsin. O aslında... Sence bir şey ne hocam? Bunun bir işe yaramış mı? Bunun asıl anlamı değil mi? Ne asıl anlamı? Baksana şu sakız yiyor sabahtan beri. Açlık. Kötü rüya görmeni, kabus görmeni engelliyor. Ya daha kötü nasıl bir kabus görmüşsün Fatih? Hani böyle bir rüyadan uyanmak istedim ama işe yaramadım. Ne işe yarıyor? Sabah kapıcıyı arıyorsun, aşağı güvenliği arıyorum. Güvenliği var bu kadar. 46 yaşında. Biri gelse bayılacak adam, epilepsi geçirecek. Yulaf ezmesi yok, beyefendiye bak sen. Tok tutuyor, mide şişiriyor. Civciv gibi, civciv ve bulgur fazla verince bu kadar şişiyor ya. Bu da onun gibi. Onun. Yeni aldım. Aha yeni. Daha dün.
Bunu yeni mi aldın sen? Allah muhafesin kuşa ver diyeceğim de onlar da iyi. Kuş bunlara gözünü dik çekme değil mi? Yeşil çay. Zengin çay. Yeter oğlum böyle bir yerde oturup stresin bir şekilde alınması lazım. 10 kişi gelsek 10 kişiye yemek çıkarabilecek kadar tabağı var. Evet, makarna. 10-20 paket makarna. Ben de diyorum ki bak bu çocuk kilo alıyor sadece göbeğini alıyor. Civciv gibi şişiyorsun sen. Lakossuz süt. Lakos. Laktosuz süt. Lakos. Lakosos favela. Merve bella bella. Lakosos favela. Neden laktosuz? Çünkü ben aç kaldığımda süt içiyorum arkadaşlar. Mide şişirme. 24-11-571. Sen bunu gördün mü? Bu kahve makinesi 700 lira. Bu evinki gaz kaç para? 750 lira. Yani bunu alacağına bir ay ödeyebilirdin. Oğlum cidden pislik içinde ya. Baksan kelimeler kifayetsiz kalıyor. Ocak temizleyici var. Yerden... Çok temizlemiş. O eski ev içinde. Arkadaşlar bir an önce kendimi şu evden dışarı atmak istiyorum. İstiyorsan gel beraber eve çıkalım. Aynen kanka. Garibanın yüzü gibi. Bu hayat böyle mi? Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Gerçekten nutkum tutuldu. Hani çok fazla bir şeye bakamadık. Çünkü çok fazla bir şey yok. Hiçbir şey yok. Allah belanı versin. Başka da bir şey demiyorum. Bu serinin daha fazla gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Fatih'in de kanalı var. Gidin. Çocuk bu hayattan kurtulsun. Fatih Umut ol. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bye bye amigos. Ne yıkasana bir gel.